Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bulgur pilavı tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 1,5 bardak bulgur, salça, zeytinyağı, Riviera zeytinyağı, 1 baş kuru soğan, 3 adet mini kavuç, 1 büyük boy biber, buzluktan yine çıkardım, 2 büyük domates, bu kadar. Domatesi rendeledin mi, doğradın mı? Doğradım. Çok minik minik doğramaya çalıştım. Bu kadar. Malzemeler bunlar. Evet. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Biraz kısalım. Şöyle yağımızı istediğimiz kadar katıyoruz. Kuru soğanımız pembeleşinceye kadar devam ediyoruz. Aslında tereyağı varken çok az da tereyağı katabilirim. Çok az katıyorum, fazla katmak istemiyorum. Tat versin, lezzet versin diye. Soğan pembeleşinceye kadar bulgurumuzu yıkayalım. Şimdi bir kez de temiz suyla yıkayalım. Şöyle yapalım. Vakit kazanmış olduk. Gördüğünüz gibi pembeleşmeye başladı. O zaman ne yapıyoruz? İlk önce havuçlarımızı katıyoruz. Biraz döndürüyoruz. Malzemelerden bir adetini unuttum. Arzuya göre nane katabiliriz. Suyunu kattıktan sonra nane ile pişebilir. Evet, şimdi biberini katıyoruz. Tam şu anda baharatlarını katabilirsiniz. Arzuya göre ilk tuzunu, kırmızı biber yani pul biber, karabiber, hangi baharatı seçiyorsanız, yani üçünü birden de seçebilirsiniz. Şu anda katabilirsiniz. Benim dediğim gibi eşim diyette olduğu için ben de aynı tencereden yemeği tercih ediyorum. Bana da bahaneyle sağlıklı beslenme şey yapıyor. Şimdi domatesimizi katıyoruz. Domatesler kendini bırakınca, sos haline gelinceye kadar kapağını kapatıyoruz. Biraz pişmeye bırakıyoruz. O an yani yaklaşık 3 dakika olabilir. Başından ayrılmadığınız takdirde o kıvamı yakalayabilirsiniz. Daha sonra salça ilave ediyoruz ve suyunu ilave ediyoruz. Su kaynadıktan sonra da bulgurumuzu ilave ediyoruz. İyi mi? Ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Kapatıyoruz. Otur azıcık. Şimdi bakalım kıvamı iyi. Ne domatesler ne fazla ölmüş, hani kendinden geçmesi gerekmiyor, böyle tam kıvamında. Ne yapıyoruz şimdi? Dilediğimiz kadar salça, biber salçanız varsa biber salçası da katabilirsiniz, harika olur. Yani ben biraz bazı şeyleri kısıtladım. Bugün sarımsağım da yoktu, biraz salçayı fazla koydum renk versin diye. Sarımsağım bitmiş olduğu için sarımsak katamadım. Bir diş sarımsak da katabilirsiniz. Şimdi bu durumdayken salçayı biraz pişirin. Yoksa bulguru çok çabuk bozar. Bu şekilde biraz pişsin. Gördüğünüz gibi. Birkaç saniye, hatta bir dakikaya kadar da böyle pişirebilirsiniz. Kızarması iyi olur. Şu anda bir tatlı kaşığı nane katıyorum. Nane sevmeyenler
Zaten baharat katkılarsa gerek yok. 1,5 bardak su koyuyorum ilk önce. 1,5'luk daha katıyorum. Ben farklı ölçüde yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu büyük bir bardak. Bununla 1 bardak bulgur katmıştım. Ve 2 bardak su kattım. Az önce 2 bardak su kattım. 1'e 2. Pişmediğini hissederseniz pişme noktasında şu kadar daha sıcak su katarsınız artık. Yani normal soğuk su katamazsınız, sıcak su ilave edersiniz. Şu kadar. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Evet. Kapatıyorum ağzını. Kaynamaya bırakıyorum. Şu anda kaynama noktasında, bayağı kaynıyor. Pişmesini bekliyoruz. Harlı ateşte. Kısmıyoruz ateşin altını. Evet, şimdi bakıyoruz. Durum çok güzel. Şöyle suyunu çekmek üzere, gördüğünüz gibi. Şöyle bir kere şöyle karıştırıp altını azıcık kısalım. Kapağını şöyle yarım şey yapalım ki buharlaşması daha kolay olsun. Kapatmıyorum ben kapağını. Sadece biraz daha kısıyorum. Şöyle bir 2-3 dakika da bence demlenir. Şöyle onu da kısık ateşe alalım. Oraya bırakıyoruz. Ocak batmış biraz. Bunu kapatıyorum. Orada yani yavaş yavaş kalan suyunu da çekmesini bekliyoruz. Bakın ortada su birikmiş ve pişme noktasında artık. Şu andan itibaren 2 dakika veya bilemediniz 3 dakikada pişer. Kıstık da altını. 3 dakikada suyu tamamen kendi bünyesine alır ve demlenir. Bir daha bir bakayım. Bakın şurada gördüğünüz üzere biraz suyu var. Şöyle havalandıralım ki lapa olmasın. Şöyle yapardı annelerimiz. Gördüğünüz gibi pişiyor. Tamam. Öyle anne, kaşığı diktin, neyi anlatıyorsun öyle? Bilmiyorum, eskiler öyle yapardı. Ben de aynısını hatırladım. Dedim şöyle bir nostalji olsun. Anneannelerinden kalma. Yani o kaşık dik durmazsa... Pilav olmamış demekmiş. Ha. Aslında bunu sanırım normal pirinç pilavında yapıyorlar. Ama bulgur pilavında da yaptıklarına inanıyorum. Hı-hı. Tamam. Şöyle şu anda saat 47 geçiyordu mesela. 17.47 idi. 17.48'de kapatırım. Saat da kendi kendime tutayım dedim. Ben çok fazla açıp kapatıyorum, hata ediyorum belki ama ne bileyim, öyle alışmışım. Tamam. Pişti bence. 1 dakika sonra kapatıyoruz. Bakın şimdi daha suyunu tam çekmemiş. Hala nemli. Biraz daha kuru kuru gibi olması gerekir. Onun için biraz daha bekletiyoruz. Şöyle havalandırmayı seviyorum. Çünkü o zaman hiçbir şekilde lapa olmuyor. Tamam. Bence oldu. Bu pişti. Şimdi kapatmadan önce, arzu ederseniz evde peçeteniz varsa şu şekilde. Şu şekilde ikiye katlıyoruz. Altını kapatıyoruz. Bunu demlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 15 dakika, 20 dakika pilav bu şekilde demlensin. Şimdi demlenmiş mi bir bakalım. Yaklaşık 12 dakika kaldı. Evet. Bence leziz gözüküyor. Evet. Şu şekilde. Tabağı şöyle ters çevirip bastırıyoruz. Buyurun. Sunum harika. Şöyle şuradan yeşillik alalım. Afiyet olsun.